بعد هذا ننتقل إلى سورة النصر. أبو النصر النصر سورة سنة انتقال ديروس. نعم. هذه السورة سبب نزول هذه السورة. نصر سورة يعني إذا جاء نصر الله سورة نزول سبب نذر. نعم. هذه السورة نزلت إعلاما للنبي صلى الله عليه وسلم بقرب وفاته بقرب أجله عليه الصلاة والسلام. بصورة نزول سبب النبي صلى الله عليه وسلم وفاته يكنلاشمش أمسن إلى نذر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يلحق ما يلحق البشر. النبي صلى الله عليه وسلم bir beşer olduğu için normal beşerlere arız olan şeyler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem için de hasıl oluyor. وَبُعِثَ حَتَّى يَدْخُلَ النَّاسِ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanlar Allah'ın dinine börük börük girsinler diye gönderilmişti. وَفَتَحَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْهِ الْفُتُوحَاتِ وَمِنْهَا فَتْحُ مَكَّةِ. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in eliyle Yüce Allah pek çok fetih gerçekleştirdi. Bunlardan en büyüğü de Mekke'nin fethiydi. دَخَلَ النَّاسِ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا. İnsanlar Yüce Allah'ın dinine börük börük girmeye başladılar. Mâzâ yasnâ? Ne yapacaklardı? Mukâbil hâzihin ni'me. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu nimetlere karşı ne yapması gerekiyor? Kul ni'me en'am Allah subhanahu ve teâlâ biha alel ibâd fehiye ibtilâ, imtihân ve ihtibâr. Yüce Allah'ın kullara verdiği her nimet onun için bir imtihandır, bir iptiladır. Onu denemek için, sınamak için verilmiştir. Femâzâ nasnâ ba'de en te'tin ni'am? Bu nimetler geldikten sonra izlememiz gereken yol nedir? Lâbud min şükran ni'am. Bu nimetler için Yüce Allah'a şükretmemiz gerekiyor. Bil kalb. Hem kalbimiz ile. İ'tikad enne kul ma bike min ni'me fehye min Allah. Yani üzerinde olan tüm nimetlerin Allah'tan olduğunu ikrar etmen kalbinde. Ve bil lisan teşkurha. Ve bunu ayrıca dilinle söylemendir. Ve bil cevarih bi en tasrif hâzihi ni'm fi şükre el mun'im el mutefaddil subhanahu ve teala. Ve ayrıca bu şükür azalarınla da olur. Yani yaptığın bu şeyleri Yüce Allah'ın sana verdiği nimetleri Allah için kullanırsın. Bu azalarını sırf Allah için kullanınca şükretmiş olursun. Fesebbih bihamdi rabbika. Sebbih Allah ay nezzih Allah subhanahu ve teala an kulli naqsin ve ayb. Yüce Allah'a hamd ederek onu tesbih et. Yani onu tüm eksiklerden, noksanlıklardan tenzih et. Ve istiğfir. Ve ondan af dile, mağfiret dile. Lianna el istiğfar huwa مشتق من المغفر ما يضع الآن هذا اللي يسوق الدباب هذا يضع على رأسه هذه الخوذة حتى يقي بها ما يلاقي إذا سقط أو شيء من هذا وكذلك المحارب المقاتل. نعم. بو استغفار كلمة سنن مغفرة كلمة سنن كوكيني مغفردان geliyor. Diyorlar ki insanın başındaki bu kask mesela bisiklet sürerken kullandığın bisiklet kullanınca başına koyduğun kask seni koruyor bazı şeylerden. Aynı şekilde mağfiret de seni musibetlerden koruyor. غفر الذنوب بأن تستر وتمحى. يعني sen Allah'ın يتجاوز عنها. مغفرة edince şunu istiyorsun. Bunların affedilmesi ve bunların örtülmesini istiyorsun. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم bu سورة indirildikten sonra Ayşe radıyallahu anh'a şöyle buyuruyor. يكثر ما يقول في ركوعي وفي سجودي. النبي صلى الله عليه وسلم hem secdelerinde hem de rükûlarında şöyle demeyi çok şey yapıyordu. Subhanak Allahumma Rabbana ve bihamdik Allahumma ighfirli. Fi rükû' ve fi's-sucûd. Az önce işittiğiniz zikri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bolca yapıyordu. Yeteavvel el-Kur'an en ya'mel bil-Kur'an bima umira bihi an bimaza yaqul hada fi rükû'i ve fi's-sucûdi. Yani Kur'an-ı Kerim'le amel ediyordu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hem secdelerinde hem de rükûlarında az önce işittiğiniz zikri yapıyordu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve lihâzâ el-ân min es-sunne en nekûl في الركوع وفي السجود بعد أن تقول مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم في الركوع يستحب أن تزيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكذلك في السجود بعد قول مرة واحدة وجوبا سبحان ربي الأعلى. يعني هم سجدلerimizde bizler vacip olduğu için en azından bir kere سبحان ربي الأعلى deriz. Rükûlarımızda da vacip olduğu için en azından سبحان ربي العظيم deriz. Ama bununla beraber başka varit olan zikirlere de yaparız. Subhaneke Allahumma Rabbana ve hamdik Allahumma ghfirli deriz. Naam. Vallahu alem.